Herkese merhaba arkadaşlar. Bir transfer incelemesi videosuyla da karşınızdayım. Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Moses. Arkadaşlar Moses oyunda kanat bek olarak gözüküyor. Ama gerçekte sağ kanat ve forvet olarak da oynadığı gözüküyor. Şöyle baktığımızda as mevkisinin sağ kanat bek olduğu, kanatta da rol alabildiği, forvet ve sol kanada kadar her yerde rol alabildiği gözüküyor. Ama esas mevkisinin iki yönlü ve kanat olarak kanat bek mevkisi oldu. Yani şu bek değil, orta saha değil, kanat bek olarak olduğu görülüyor. 1,77 boyu var, 77 kilo. Oyun tercihleri, boş alanlara koşu yapar, sert şut çeker, hızıyla rakibi ekarte etmeye çalışır, iki kanattan da ceza sahasına kat eder, sık sık topla beraber koşar. Fiziksel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, fiziksel özellikleri buraya kadar gerçekten çok iyi. Buraya kadar iyi. Çevikliği biraz daha fazla olabilirdi. Dengesi de biraz daha fazla olabilirdi ama olsun. Hızlanması, gücü, dayanıklılığı bunlar o açığı kapatacaktır diye tahmin ediyorum. Zihinsele geldiğimizde. Çalışkanlığı ve karar alması yüksek. Kararlılığı biraz daha yüksek olsa. Buradaki şu iki özelliğin düşük olması birazcık kötü. Ön sezisi birazcık düşük. Özel yeteneği biraz daha fazla olabilirdi. Şöyle baktığımda bunlar kabul edilebilecek değerler. Driblingi, ilk kontrolü, pas orta yapması biraz daha yüksek olabilirdi arkadaşlar kanat oynayan bir oyuncu için. Teknik kapasitesi yani açıkçası oyuncunun hep böyle bir şeyleri var. Ama bir şeyleri de hep eksik kalmış. Yani tam bir nokta oyuncusu olamamış. İşte bu her tarafta oynamasının zararı olabilir kendisi için. Hani bek olsa atıyorum burada bitiriciliği, dripling olur. Bitiriciliği olması işte ne bileyim ön sezisi yüksek olur, özel yeteneği düşük olur ama orta yapması yüksek olur. Ama hiçbir noktada tam olmamış yani. Ama iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin kadrosuna katması valla iyi olmuş. Bu tarz bilindik oyuncuların ülkemize gelmesi gayet güzel. Fenerbahçe camiasına ve Fenerbahçe taraftarına hayırlı olsun diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.